Berlin'in güneyinde, Neunköy semtinde Aime Fischleiden balık toptancısı Ersin Seçkin. Bakalım hizmetlerini bizlere nasıl anlatıyor. Hep birlikte izliyoruz. Ben Ersin Seçkin. Balıkçılıkla uğraşıyoruz. Aşağı yukarı 21 senedir bu işlerin içerisindeyim. Yani 15 yaşından beri balığa başladık, öyle söyleyelim. Dükkanımızı yeni açtık. Bir haftadan beri faaliyette. 100 çeşitten fazla taze balığımız var. Burada mutfakta pişirme imkanımız var. Hemen istediğiniz her balığı pişiriyoruz burada aynı zamanda. Soslarımız olsun, taze balıklarımız, isli balıklarımız olsun, Türkiye'den gelen balıklarımız var. Ondan sonra her taraftan balık getiriyoruz. Sürekli taze, haftada 3 kere taze balıklarımız geliyor. Tazeliğe en çok önem verdiğimiz şey, müşteri memnuniyeti. Gerisi teferruat diye düşünüyoruz. Bizim burada en öne çıkarmak istediğimiz konsept taze, taze balık sunmak insanlara. Yani gerçekten de evine götürdüğü zaman balığı tertemiz, temizlenmiş. Günlük her çeşidin geldiği günler farklıdır ama tezgahımızda olan her balığa garanti veriyoruz. Yani sürekli taze olarak tezgahımızda balıklarımız mevcut. Bu balıklar Türkiye ağırlıklı olmak üzere İtalya'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten, hatta uzak doğu ülkelerinden bile gelen dondurulmuş çeşitlerimiz de var. Yani bütün çeşitleri burada sunuyoruz müşterilerimize. Berlin'de maalesef Türk usulü veya Türklere hitap eden bir balık, hem restoran hem balıkçı çok az sayıda var. Ama az. Her tarafa yetişemiyorlar. Allah razı olsun, onlar da açtılar ama değişik semtlerde. Mesela buradan adam 20-25 kilometre gitmesi lazım bir balıkçı. En az 10-15 kilometre gitmesi lazım. Biz de baktık burada böyle bir eksik var, soranlar var. Kasap reyonunu açmayı düşündüler önce. Olmadı, küçük olmuyor. Yani küçük bir reyon açmak istedi, Yelpaze'ye biraz geniş tutulmak istedi. O yüzden orada bir dükkan boştu, yine bizim patronlara ait. Orayı balıkçı yaptılar. Şu an içinde herkes memnun, biz de memnunuz. Biz de balık yiyemiyorduk. Yani her gün gidip 15-20 kilometre zamanımız yok zaten. Gidip balık alamıyorduk ama şu an çok güzel oldu. Çok da çeşitli balıklar var. Milletin gelip bakmasına, bir tadına bakmasına en azından almasını tavsiye ederim ve günlük taze geliyor. Normalde restoran hem satın alıp evinizde yapabiliyorsunuz, hem de orada oturup pişmişini yiyebiliyorsunuz ama şu an maalesef koronadan dolayı yasak olduğu için sandalye ve masaları koymamız mümkün olmadı. Ama bu korona belasından kurtulursak bir gün görürsünüz, orası daha böyle şenlikli, masalar, sandalyeler, garsonlar tabii ki tam bir restoran olarak da çalışmaya devam edecek. Pandemi sebebiyle açılış yapmadık. Sadece normal dükkanımızı açtık halkımıza hizmet vermek için. Ama pandemi bittikten sonra güzel bir açılış düşünüyoruz. Herkesi davet edebileceğimiz. Fritz Erlale Berlin Rudow'da. Urbanov Lipschitzhalle'de hemen. Fritz Erlale 93 numara. Tüm herkesi bekliyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Berlin'in güneyinde, Neunköy semtinde Aime Süpermarket. Süpermarket sorunumuz Nurettin Sağır. Aime Süpermarket 2005'te kuruldu burası. Ben 2011'den beri buradayım. Yani yaklaşık 9 yıldır bu dükkandayım. Zaten burası bir aile gibi. O yüzden biz de buradayız yani 9 yıldır. Bir arkadaşım var 10 yıldır. Bir kasıcı ablam var yaklaşık 13-14 yıldır burada. Yani gelen gitmiyor. Bizim burası gerçekten çok güzel yani. İş arkadaşlarıyla birbirimize çok iyi anlaşıyoruz. Bir aile gibiyiz. Patronlarla da kardeş gibiyiz. Dünyanın her yerinden meyve geliyor bize. Yani Güney Amerika'dan, Afrika'dan, Çin'den, Türkiye'den, tabii ki Avrupa ülkelerinden, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, her yerden. Almanya'da pek meyve yetişmediği için tabii ki talep dış ülkelerden oluyor. Tabii ki övünmek gibi olmasın, en güzel meyveler de Türkiye'den geliyor.
talep çok geniş, yelpaze çok geniş. İnsanlar burada, müşterilerimizin de, sadece Türk müşterilerimiz yok. Yani Sırp da geliyor, Çinli de geliyor, Afrikalı da geliyor, Alman da geliyor, Türk de geliyor. Biz burada hepsine hitap ediyoruz. Hem Alman malları, hem Türk malları, hem Arap malları. Yani Almanya'daki yaşayan azınlıkların ve çoğunluğun, Almanların da ihtiyacı olduğu malların hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Buradaki gurbetçiler zamanında çok çekmişler. Türk marketi yok, işte helal kesim et yok. İşte insanların çoğu Alman marketlerinden et alıp yememişler. Tabii ki bu ihtiyaç bir zorunluluk doğuruyor ve insanlar arayış içerisine giriyorlar. Şu an mesela helal kesim etlerimiz var. Burada üretilip Türk malı olarak Türkiye'de olmayan çaylar var mesela. Sucuklar var. Yani muhteşem sucuklar üretiliyor ve burada satılıyor. Bu sucuklar da Türkiye'de yok. Yani biz Türkler olarak Avrupa'da Türkiye'den hariç kendi pazarımızı oluşturduk burada. Ve bunu da sanıyorum çok güzel tuttu yani. Herkes alıyor. Mesela bir Türk sucuğunu burada paketlenmiş halde Alman da alıyor. Bütün diğer devletler de alıyor. Yani burada kendimiz aslında bir lobimiz olmamasına rağmen Türk lobisi bu hizmet sektöründe, yani bu marketçilik anlamında gerçekten büyük bir güç haline geldi Almanya'da. Yani bizim buradaki oluşturduğumuz pazar Avrupa'da marketçilik anlamında, hizmet anlamında çok güçlü. Neredeyse Almanlara denk bir hale geleceğiz. Ama maalesef lobimiz yok. Birleşemiyoruz. İnşallah bir gün o da olur. Bütün marketlere bir araya gelir, bir lobi oluştururlar, daha güçlü oluruz. Bence dünyaya bile açılabiliriz yani. Ayma Süpermarket kurulurken burayı kuran arkadaşlar hepsi gurbetçi. Ve hepsi sonradan gelme buraya. Yani hepsi 2002 ve 2001 yıllarında gelme. Bu marketi açan arkadaşlar. Burayı açarken üçü de sonradan gelme ve Almancaları iyi değil. Aslında çok cesaret isteyen bir şey. Ama bir araya gelerek kimisi arabasını satmış, işte kimisi borç para bularak burayı aldılar. Aldıklarında da bu kadar güzel değildi. Mesela ön taraf kapalı değildi. Devlet izin vermiyordu birçok şeye. Çok büyük savaş verdiler. Dışarıyı kapatmak, işte meyve sebze bir reyonunu yapabilmek için, işte onlar için finansal kaynak aradılar. Zor güç bela buldular ve en sonunda başardılar. Şu an bu market Berlin'in en gözde marketlerinden bir tanesidir. Hem hizmet anlamında hem birinci kalite mal satılır. Hem etlerimizde hem kuruda, özellikle meyve sebze ve et. İnanıyorum ki yani dünya çapında diyeyim en iyi markaları getiren marketlerden bir tanesidir. Yani bir tek Avrupa diyorum, iddialı konuşuyorum. Çünkü halden de mesela birinci sınıf mal olmadığı zaman biz tezgahımıza koymuyoruz. O yüzden de müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Daha doğrusu iyi mal isteyenler, mesela paraya fazla önem vermeyip iyi mal isteyenler özellikle bize geliyorlar. Zaten birazdan da bakarsanız, görürsünüz, içerisi her zaman doludur. Yani bu hafta içi, hafta sonu fark etmiyor. Bu kaliteden ve dürüstlükten. Zaten hizmet sektöründe dürüst olmazsan bir defa mal satarsın, ikinciye müşteri gelmez. O yüzden Allah'a çok şükür biz de dürüstlükten hiç ödün vermiyoruz. Bize herkes güler yüzlü. İnsanlarla burada gelen müşterilerle mesela müşteri patron ilişkisi değil de daha çok arkadaş gibi. Biz herkesi tanıyoruz. İsimleriyle hitap ediyoruz. Onlar bize isimleriyle hitap ediyor, isimimizle. Düğünlerine davet ediyorlar mesela. Düğünlerine gidiyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Yani buradaki müşterilerle de aile gibiyiz. Herhangi mesela bir galerici geliyor, araba ihtiyacımız oluyor, kendi müşterimizden alıyoruz. Her türlü burada insanlar birbirine yardımcı oluyor. O yüzden buranın ortamı çok güzel. Ayman'ın ortamını. Bizi izleyen olursa Berlin'den de gelmelerini tavsiye ederim. Korona ilk başladığı zamanlarda işte bütün Berlin'in ve Almanya'nın karantina altına alınacağı gibi bir dedikodu çıktığında millet 2 hafta evde kalacağını zannetti ve aşırı derecede bir alışveriş oldu. Yani mal yetiştiremedik. Şu anda da mesela çoğu sektörde insanlar evinden, evde çalışıyor. Mesela home office yaptılar. Gidecek yer yok, gezecek yer yok. Canı sıkılan markete geliyor. İyi kötü yani korona marketçilerin işine yaradı diyebiliriz.